genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından yeniden merhaba. Jinekolog operatör Doktor Süleyman Eserdağ ben. Her şeyden önce de sağlığımızla ilgili önemli konuları konuklarımızla ele almaya devam ediyoruz. Bugün klinik nöropsikolog Meltem Özen ve ortodonti uzmanı Doktor Fırat Koç ile Skype üzerinden bağlantı sağlayacağız. İlk konuğum klinik nöropsikolog Meltem Özen. Hoş geldiniz programımıza Meltem Hanım. Hoş bulduk Süleyman Bey. Her şeyden önce herkese sağlık diliyorum. Ben klinik nöropsikolog Meltem Özen. Otizmli evet. Çocuklar ve gelişim geri olan çocuk ve ailelerle çalışıyorum. Evet, çok özel, çok kutsal bir mesleğiniz var. Gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ben öncelikle tabii ki bu terim aslında bana da benim için de yeni. Nöropsikoloji yeni bir alan. Bir tarif eder misiniz? Neleri kapsıyor? Ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Nöropsikoloji aslında beyin ve sinir sisteminin multidisipliner bir şekilde incelenmesini ele alıyor. Yani nörolojik, psikiyatrik ve psikolojik birçok rahatsızlığın tedavi yolları ve değerlendirmesini, dolayısıyla da bunlarla ilgili etkili bir şekilde çalışmayı ele alan bir bilim dalı. Bu genel psikolojiden farkı nedir? Yani ruh sağlığı ile ilgili çalışan arkadaşlar var, psikologlarımız var. Farklı olarak neler var? Şöyle, psikoloji lisansınızı tamamladıktan sonra bunun üzerine Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde sinir bilim alanında ilerleme sağladığınızda nöropsikolog unvanı almış oluyorsunuz. Yani aslında ruh sağlığı hastalıklarına ve bozukluklarına daha nörolojik ve anatomik alt tabanı ile beraber bir bakış açısı görmüş oluyoruz. Mesela otizm açısından bakacak olursak otizme sadece nörolojik, psikiyatrik ya da psikolojik altyapıyla değil, genetik altyapıyla da bakılması hedefleniyor. Evet. İşte sinir bilim dediğimiz, nöropsikoloji dediğimiz alanda tam da bunu yapmış oluyor. Evet, harika. Şimdi tabii ki bu koronavirüs salgını aslında bütün dünyayı etkiledi, pek çok düzeni alt üst etti, sosyal hayatta, iş hayatımızda, sağlığımızla ilgili çok ciddi tedbirler almak zorunda kaldık. Koronavirüs salgınının özellikle otizmli aileler ve çocuklar üzerine etkisi neler oldu? Şöyle, bildiğimiz gibi tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını sebebiyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Ülkemizde de kreşler, anaokulları, danışmanlık merkezleri şu anda faaliyet gösteremiyorlar. Evet. Bu da binlerce otizmli ve özel gereksinimli çocuğun destek almadan evde kapalı bir şekilde kalmasına neden oldu. Ancak otizm zaten özünde sosyalleşmesi gereken, bu çocukların herkesten fazla yaşıtlarına ve insanlara ihtiyacı olan bir durumdalar. Hal böyle olunca bu çocuklar aileleriyle beraber şu anda evlerinde izole bir haldeler. Bu da anne ve babaların kaygılanmasına, dolayısıyla anne ve babaların akıllarına tek bir soru getiriyor. Ben şimdi otizmli çocuğumla evde ne yapacağım? Ona evet. Nasıl fayda sağlayacağım? Evet, dediğiniz gibi bu dönemde pek çok otizmli çocuk evde kalmak zorunda. Peki bu dönemde aileler evde çocuklarıyla nasıl ilgilenebilirler, ne yapabilirler, önerileriniz nelerdir? Ailelerin bu dönemde aslında bunun için bir telaş ya da bir kaygı duymamaları gerekiyor. Bu dönemi çocuklarıyla geçirecekleri otizme yönelik bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Ben danışan ailelerime bu dönemde otizme yönelik bu otizm mücadelesinde evde kaldıkları bu süreci bir kamp, bir hızlandırma gibi düşünmelerini tavsiye ediyorum. Ailelerin bu dönem içerisinde otizme yönelik başlıca şikayetleri, çocuklarının iletişim kurmaması, konuşmamaları, göz teması kurmaması ya da günlük yaşam faaliyetleri içerisinde aktif olarak rol oynamamaları gibi. Ancak evde yapılan eve uygun programlar ile bu çocuklar günlük yaşam aktiviteleri içerisinde faal olarak yaşantılarını sürdürebilirler. Örneğin bu çocukların göz teması kurmayan bir çocuk ise anne baba yüzünü farklı şekillerde boyayabilir, başının üzerine koyduğu ilginç nesnelerle çocuğun göz temasını artırabilir ya da sık sık çocuğa
adıyla seslenerek çocuğun göz teması kurmasına teşvik edebilir. Ya da günlük yaşantı içerisinde aktif olarak faaliyet göstermeyen bir otizmli çocuksa, yatak toplatmak, beraber sofra kurmak ya da çocukla beraber bir çöp boşaltma gibi eylemlerle çocuğun hem günlük yaşantıyı algılaması hem de bu şekilde çocuğun sorumluluk sahibi olması ve otizme yönelik bir başarı sağlaması Evet. açısından çocuklar desteklenebilir. Çok teşekkür ediyoruz Meltem Hanım programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Öncelikle şunu da söylemek isterim. Nisan ayı Otizm Farkındalık Ayı. Beni böyle bir zamanda davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim Tamam, tekrardan. sağ olun. Görüşmek üzere. İkinci konuğum da ortodonti uzmanı Doktor Fırat Koç. Kendisi İzmir'den bağlanıyor bize. Hoş geldiniz Fırat Bey. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İyi olmaya çalışıyoruz. Bu salgın döneminde iyiyiz. Peki, böyle zor bir süreç yaşıyoruz gerçekten. Bütün hayatımızı etkileyen bir süreç. Tabii ki Evet. sizin hayatınız da ve mesleki hayatınızda da çok etkileri oluyor diye düşünüyorum. Bu dönemlerde diş hekimlerine gidebilir miyiz güvenli bir şekilde, yoksa bazı kontrollerimizi ertelemek durumunda mıyız? Evet, kesinlikle gidebiliriz. Öncelikle şunu söylüyorum. Ben bu salgın günlerinin, bu tarz tedbirlerin çok kısa süreceğini ve bir an önce güzel güneşli günlere hep beraber ulaşacağımızı düşünenlerdenim. Devletimizin tüm tedbirleri yerinde ve milletimizin, Türk milletin ferasetiyle beraber bunu kısaca atlatacağız. Yıldırmaya gerek yok. Şimdi diş hekimliğine gelecek olursak, Evet. biz diş hekimleri zaten tüm konularda böyle tüm illetlere karşı hepatit C virüsü olsun, vay efendim AIDS virüsleri olsun, bunların hepsine karşı hazırlıklıyız ve donanımlıyız. Eğitimlerimiz, muayenehanelerimiz, kliniklerimiz hepsi de buna göre. Evet. Üstüne bir de koronavirüs gelmiş. Tabii ki ek bir tedbir daha alıyoruz koronavirüsten, salgından dolayı ama Bulaşıcılığı hepsine çok karşı hazır. fazla ya, değil mi? Yani diğer Evet, çok fazla enfeksiyonlara göre olmasından yani dolayı zaten. bir sıkıntı herhalde oradan kaynaklanıyor biraz da. Yani daha fazla insan insanı bir ağız yoluyla bulaştığı için nefesle ağız ve nefes yollarını muayenehanelerimizde, kliniklerimizde azaltmanın yöntemlerine bakıyoruz. Evet. Bu tarz durumlarda diş hekimi muayenehanesi olarak biz çalışıyoruz. Tabii çalışma günlerimizi azalttık. Hastalarımıza yapacağımız işlemleri azalttık. Sadece acil durumlarda biz hastalarımıza müdahale ediyoruz. Bizleri anlayışla Peki, karşılamalarını evet. istiyoruz. Ne tür durumlar acildir? Dişin acilleri. Tabii dişin acilleri şöyle, yani çok kısaca saymak gerekirse şiddetli, sabaha kadar uyutmayan diş ağrıları. Evet. 20 yaş dişi afseleri, yüzümüz şişer, bir şeyler olur. Ağız içi mukozalarda bir yırtık, bir kanama, durdurulamayan bir kanama, bunlar acildir. Veya bir diş çektirmişizdir yakın zamanda, bunun kanaması ve ağrısı durmuyordur. Alveolit diyoruz bunlara. Veya bir protezimiz vardır, önde bir kaplamamız, o düşmüştür, kırılmıştır. Ya da takmalı çıkartmalı protezlerimiz kaybolmuştur. Bu tarz durumlar acil statüsünde tabii ki muayenehanemize, kliniğimize, hastanemize gelip bu tarz durumları halletmeye çalışıyoruz. Ortodontik tedavilerde de çocukların ve insanların ağzında tel olabiliyor, braket olabiliyor. Bunlardan birkaç tanesi yeme içmeyle kırılabilir. Bu rutin zaten her zaman olabilir. Ama tel yanağımıza, dudağımıza batarsa, huzurumuzu, konforumuzu bozarsa veya kanatırsa bunu da acil kapsamına Evet. alıp biz onlara müdahale ediyoruz. Peki Fırat Bey, özellikle bu dönemde COVID pozitif olarak hastanede ya da evde izole halde olan hastalarımız eğer acil bir durumla karşı karşıya kaldıkları zaman ne yapmaları gerekiyor? Evet, bu soru bana geldi. Karantinadaki bir hastamız, ev karantinası Evet. veya yoğun bakımda veya hastanede karantina altına alınmış hastalarımızda aman siz bize gelmeyin, biz size geliriz diyoruz. Evde sağlık hizmetleri yönergesi gereğince biz kendi tedbirimizi alarak yine maskemiz, şunlarımız, bunlarımız evinde ziyaret ederek teşhis koyup kısa yollu vay efendim hemen bir antibiyotik tedavisi düzenleyerek veya çok çok acilse, çok çok ağrılıysa küçük bir dental anestezi yaparak 3-5 saatliğine ağrıyı erteleyebiliyoruz. Hiç istemiyorum, düşünmek istemiyorum ama biz bunu zamanında da yaptık. Evde diş çekimi çok nadir durumlarda, böyle çok acil durumlarda gerçekleştirebiliyoruz. Yani hastanın bulunduğu bölgeye bizler giderek en acil anestezisini, şunu bunu, ilacını yazıp hemen geri Evet. çekiliyoruz. Peki kendinizi nasıl koruyorsunuz Fırat Bey? Yani Biz özellikle şimdi dediniz çok kendimizi, yakın temastasınız ağız hastalarınızla yani ağdayız. ve Hastalarımızda ağız damlacık ağdayız. yoluyla çok hızlı bir şekilde bulaşan bir enfeksiyon. Nasıl tedbirler alıyorsunuz?
Biz muayenehanemizde hasta bakmak zorunda olduğumuz zaman hastalarımızdan rica ediyoruz. Lütfen tek gelin. Refakatçi getirmeyin. Yanınızda birisi daha olmasın. Vay efendim galoşları, maskeleri, hastalarımızın şunları bunlara son derece dikkat ediyoruz. Hastamız koltuğa oturduğunda dezenfektanlı gargaralarla ağızlarını birer çalkalamalarını istiyoruz ki virüsün virülansı daha düşsün 10-15 dakika boyunca. Tabii ki yüz maskelerimiz, cerrahi maskelerimiz, yüz şeffaf siperliklerimiz bunların eşliğinde kendimizi koruduğumuza inanıyoruz. Hasta aralarında eskiden 15 dakikada bir hasta alabiliyorduk ama şu anda 1 saatte bir hasta alıyoruz. Hasta aralarında bir havalandırma, bir dezenfeksiyon işlemlerini sık sık tekrarlayıp hem kendimizi hem personelimizi hem de hastamızı korumaya çalışıyoruz. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz Fırat Bey verdiğiniz değerli bilgiler için, katıldığınız için programımıza. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Her şeyden önce de yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.